8 Mart 1857'de New York'ta kapitalizmin dayattığı düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına karşı eylem yapan kadın direnişçilerin 129 kadın işçinin yanarak ölmesiyle sonuçlanmıştır. 1910 yılında 2. Enternasyonel toplantısında bu olay gündeme gelmiş, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir. 1977 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. 8 Martlar emekçi kadınların güncel sorunlarını, iş yaşamında ve sosyal yaşamdaki sorunlarını dile getirmek için vesile olmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün Türk kadınının uygar dünyada eşit ve özgür bireyler olarak yer alması için bütün yaptıklarına rağmen bugün bilhassa 16 yıllık AKP iktidarında çalışan kadınların ve genel olarak kadınların sorunları katlanarak artmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında kadının iş gücüne katılımının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir. Ücretsiz aile işçiliği çıkarılırsa kadına özgürlük sağlayan ücretli çalışma ancak %15 civarındadır. Türkiye'de kayıt dışı çalışma bilinen bir gerçektir. Kadınlar daha yüksek oranda kayıt dışı çalışıyorlar. Kadınlar güvencesiz olarak tarımda gündelikçi, evlerde temizlikçi, bakıcılık gibi işlerde çalışmaya devam ediyorlar. Kadınların aile içi bakım ve yükümlülükleri çalışma yaşamına katılımlarının önündeki en büyük engeldir. Ayrıca orta ve alt gruptaki ailelerde kadınların çalışması maalesef ailelerin erkek bireylerinin kararına bağlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeme getirdiği güvencesiz taşeron işçi sorunu gündemden düşürülmek için taşeron işçilerin bir kısmının ağzına AKP iktidarı bir parmak bal çaldı. Kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilikler, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzler ülkemizin son yıllarda kanayan yarası olmaya devam ediyor. 2017 yılında 409 kadın öldürüldü, 387 çocuk istismara uğradı. Sadece 2018'in Şubat ayında 47 kadın katledildi. Birkaç gün önce ilimizde 21 yaşında genç bir anne kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan en çok kadınlarımız etkileniyor. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik, bilhassa terör en çok analarımızı ağlatıyor. AKP iktidarının yanlış politikalarını düzeltmek için ana kuzuları Suriye'de kanlarını döküyorlar. Yine analar ağlıyor. Bu ülke için kanlarını döken şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceliği kadınların sigortalı, güvenceli ve emeklerinin karşılığını alabileceği düzgün işlerde çalışmalarını sağlamaktır. Kadınların güçlü ve özgür olmaları için öncelikle eğitimde fırsat eşitliği sağlanması gerekmektedir. 4 milyon okur yazar olmayan kadın, en önemlisi ilkokul çağında okula gitmeyen 1 milyon kız çocuğunun ayıbını bu AKP iktidarı örtmesi gerekiyor. Diğer önemli konu kadınların politik güce erişebilmeleridir. 8 Mart emekçi kadınların hakları yanında tüm kadınlarımızın sorunlarını dile getirme, özgür ve eşit bireyler olarak var olma mücadelesini ayakta tutma günüdür. Tüm arkadaşlarımı 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum.